Kentimizdeki Bursa Uluslararası Bandolar Festivali. Bu yıl ikinci kez gerçekleşti. Açılış korteji ve konserlerde bando gösterilerine hemşehrilerimizin ilgisinin bir hayli fazla olduğunu fark ettik. Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü. Nün koordinasyonunda gerçekleşen festival özel güne, yani 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelince özel konsere de Bursalıların ilgisi yoğundu. Bir kısmına denk geldiğimiz o gösteriler izlenmeye değerdi. Azerbaycan, Gagavuzya, Kazakistan, Moldova, Bolu, Edirne, Gaziantep, Mudanya, Mustafa Kemal Paşa ve Seferihisar bandolarının sahne aldığı özel konser Hüdavendigar Kent Parkı'ndaydı. Tarihi belediye binası önündeki açılışta gösterilen ilgi, bu festivalin bir gün Bursa'nın en yeni markası olarak uluslararası alanda kentimizi öne çıkaran kültürel etkinliği dönüşeceğine inanıyoruz. Dünyanın en eski askeri bandosu olarak bilinen Mehter'in yurt dışında çektiği ilgiye bizzat şahit olmuştuk. Yıllar evvel Fransa'nın, İspanya sınırındaki Dax şehri ile Romanya'nın Bistritsa kentlerindeki bando festivalinde Bursa tarihi Mehter takımına gösterilen ilgi dikkatimizi çekmişti. Bütün gözler Bursa'dan giden Mehter takımının üzerindeydi. En çok ilgi gören ekiplerden biri olmuştu. Mehter halen de yurt dışında aynı ilgiyi görüyor. Fransız, ve Romenler Mehter takımı üyeleriyle fotoğraf çektirmek için yarışmışlardı. Şimdi kentimizin Bando Festivali'nin buna benzer bir ilgiyi üzerine çekeceğini düşünüyoruz. Uluslararası Bursa Festivali, miz var ama bu da en yeni uluslararası etkinlik olarak şehre değer katacaktır. Hem de, alanında takvimlerin ilk sırasında yer alacaktır. Bu yıl Bursa'nın Türk dünyası kültür başkenti olması nedeniyle Türk Cumhuriyetlerinden gelen bandoların gösterileri de etkileyiciydi. Komşu kent ve ilçelerin bandolarının da uluslararası bandolar festivali. Ne renk kattıklarını söyleyebiliriz. Festivalin her geçen yıl daha da büyüyüp tanınacağına inanıyoruz. Terminalde korku dolu anlar. Mevsimlere bir şeyler oldu. Ağustos'un sonunda adeta gök delindi. Önceki gün Bursa'nın arka yüzündeki Harmancık ilçesinde, dün de kent merkezinde ve Mudanya'da sel baskınları yaşandı. Mudanya'dan gelen sel görüntüleri tüylerimizi diken diken etti. Sokaklar, caddeler adeta dereye dönüştü. Dolu ve şiddetli yağışla birlikte gök gürültüsü ve şimşekler çaktı. Kentin düşük kodlu semtlerini yine su bastı. Esas korkutucu anlar ise terminal. Çatısına düşen yıldırım oldu. Yıldırım düşmesi sonucu terminalin çatısı çöktü, araçlar çatı altında kaldı. Çökme sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ile BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar Terminal'deki enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarını koordine ettiler. Bursa. Büyük bir faciadan döndü. Öncesinde AFAD. I.N. uyarısı vardı. O tahminler tuttu ve Bursa mevsim normallerinin çok üstüne bir yağışla karşı karşıya kaldı. Teselli edici yanı, herhangi bir hemşehrimizi sel su baskınları ve yıldırım düşmesi sonucu kaybetmemiş olmamız. Uzmanların uyarılarına kulak vermekte fayda var. Eğitim bilsen bir, bir noolu. Şubeye Arif Arağaday. Bursa Eğitim bilsen bir, bir noolu şube. Nin önümüzdeki Kasım ayında yapılması planlanan kongresinde eski başkan vekillerinden Arif Arı'da adaylığını açıkladı. Dün eğitimci Halil İbrahim Kahya ile ziyaretimize gelen Arı, Bursa'da 12 bin, Türkiye genelinde ise 430 bin üyesi bulunan sendikalarının delege seçimlerinin ise Ekim ayında gerçekleştirileceğini hatırlattı. Memur Sen Konfederasyonu Na bağlı olarak faaliyet yürüten eğitim bir seni Türkiye'nin en büyük STK'sı olarak adlandıran arı, 1 milyonu aşkın üyemiz var. Konfederasyonumuzun siyaset ve bürokrasi üzerindeki nüfuz ve etkisi yadsınamaz. Başörtüsü meselesinin çözümünde, Türkiye'nin demokratikleşmesinde 2013'te başlattığımız sivil itaatsizliğin büyük rolü oldu dedi. Kendilerinin asıl derdinin üyelerinin özlük haklarının iyileştirilmesi olduğunun altını çizen Arı, seçildiği takdirde yetkili sendiko olarak Bursa'daki 41 bin eğitim çalışanının özlük haklarının iyileştirilmesi için mücadele edeceklerini vurguladı. Arın'ın eğitimci üyelere vaatleri de şöyle. Genç memur seni aktif hale getireceğiz. Üyelerimizin yarıdan fazlası kadın. Onların her alandaki temsilini artıracağız. Merkezde 3 adet kitap kafe açacağız. Yeni konut projesi ile üyelerimizin ev sahibi olmasını sağlayacağız. Ben Bursalıyım. Bursa'ya vefa borcumuz da var. İlk 6 ayda kentimizdeki eğitimin merayını çekecek çalıştaylar düzenleyeceğiz. Bu çalıştaylarda çözüm önerileri de yer alacak. Halen Ramazan Acar I.N. Şube Başkanı olduğu sendikada bakalım ipi hangi aday göğüsleyecek.